Arzu, istersen en önemli başlıkla başlayalım ki KJ'mizde de geçiyor. ABD'den YPG ile ortak tatbikat. Bu oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde Haseke ve Deir ez-Zor bölgelerinde YPG-PYD'li teröristlerle geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirilmişti. Ve o tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanılmıştı. Aynı zamanda insansız hava araçları kullanılmış, helikopter indirme ve su altı sızma tatbikatları yapılmıştı ve Amerika'da çok sayıda askeriyle bu tatbikatın içerisinde yer almıştı ve aynı zamanda söylediğim gibi zırhlı araçların kullanıldığı, insansız hava araçların yer aldığı ve helikopter indirme, su altı sızma tatbikatlarının yapıldığı ve aynı zamanda gerçek mühimmatların yer aldığı bir tatbikattı ve bu tatbikatın sonrasında Amerika PKK ve PYD, YPG teröristlerle neye hazırlanıyor sorusu da beraberinde gelmişti. İşte bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu bu ortak tatbikata ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne müttefiklik ruhu, müttefik olduğumuz bir kez daha hatırlatıldı ve ABD'nin terör örgütü PYD, YPG'ye maddi ve manevi bir şekilde yardımlarının derhal kesilmesi gerektiği net bir şekilde vurgulandı ve aynı zamanda özellikle Suriye'nin kuzeyinde ister adı SDG olsun, ister PYD, ister YPG olsun, tüm bu terör örgütlerinin faaliyetlerinin yakından takip edildiği net bir şekilde belirtilmiş oldu. Dilersen MSB kaynaklarının tam ne olduğunu kelimesi kelimesine söyleyelim, hangi mesajlar verildiğini. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK, YPG, SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD'den beklentimiz bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir ifadesi net bir şekilde kullanılmış oldu. Yani daha öncesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larla oradaki terör faaliyetlerine çok sert müdahalelerinin olduğunu, operasyonların yapıldığında belirtelim ki Suriye'nin kuzeyinde de terör örgütlerine geçit verilmiyor. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki bölgedeki tüm gelişmeler de an be an takip ediliyor. Onu da net bir şekilde vurgulamak gerekiyor. ABD'nin bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika'nın geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği o ortak tatbikata uyarısında böylece belirtmiş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.